Merhaba arkadaşlar, bugün PlayStation 4'ün hard diskini değiştireceğiz. Fakat bu yöntemi biraz farklı yapacağız. Şimdi ben 500 GB'lık bu PlayStation 4'ün hard diskini 2 yılda doldurmuştum. Dedim 1 TB alsam düz mantık, 4 yılda doldururum. Ki oyun boyutları da artıyor. Yani bugün 50 GB oyun, yarın dedim 2 yıl sonra falan 70 GB'lık bulur diye tahmin ettim. Dedim en güzel ben 2 TB'lık modellere bakayım dedim. Ülkemizde sadece Samsung Seagate ST2000LM003 adlı 2 TB 2.5 inç harici diskten bahsediyorum bir model var. Dünyada ise bunun dışında sadece bir de HGST adlı markanın var. Her neyse onun fiyatlarına baktım. Tam olarak ülkemizde 349 lira civarında satılıyor. 349 lira biraz pahalı geldi. Sonra NeoGAF forumlarını araştırmaya başladım. Sonra bir kullanıcı bu elimde gördüğünüz Seagate taşınabilir. Yani bildiğiniz harici hard diskini satın almış. Ve bunun için de tam olarak Samsung Seagate bu benim almak istediğim kod adlı disk barındırıyor. Yani Seagate tam olarak kullanmak istediğim hard diski almış. Bu kullanmak istediğim diskten bir harici disk üretmiş. Ve bu daha ucuza satılıyor. Yani harici bunun içindeki diski sadece satın alsak daha pahalı. 349 lira. Bu elimde gördüğünüzde 265-270 lira. Ben de ne yaptım? 349 lira vermek yerine 270 lira verdim. Bu harici hard diski satın aldım. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda ise bunun içindeki asıl hard diski çıkaracağız. PlayStation 4'ün içine takacağız. Yani PlayStation 4'ü sistem diski olarak tanımlayacağız. PlayStation 4'ün kendi diskini de alıp buna nakledeceğiz. Bir nevi hard diski nakil işlemi uygulayacağız bu iki cihaz arasında. Umarım bu videoda hoşunuza gider. PlayStation 4'ümüzün yazılımını ilk önce indirmeniz lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Videonun açıklamasında da yapıştırdım. Şu linke giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra aşağıya doğru iniyoruz. Aşağı doğru indikten sonra Perform a New Installation of the System Software, yani tamamen yeni bir kurulum yap bölümüne giriyoruz. Bu da aşağılarda zaten şu yandaki bardan da görüyorsunuz. En aşağısında hatta. Sonra burada Download Now'a tıklıyoruz. PlayStation 4'ün sistemini, yazılımı tamamen indirecek bu sayede. Fakat 130 MB'lık bir indirme olsaydı bu update dosyası olurdu. Fakat biz update dosyası indirmiyoruz. Tamamen PlayStation 4'ün tamamen sistemini indirmemiz lazım. Çünkü hard diskini tamamen değiştirdik. O yüzden ben burada tam hızlı inmesi için Internet Download Manager'a kopyaladım ve bununla Internet Download Manager'la indireceğim. İndirdiğiniz dosya 700 MB'dan büyük olmalı. Yanlışlıkla 100 MB veya 300 MB'lık dosya indirseniz bu sadece update yazılımıdır. Biz tamamen sistem yazılımını yükledik az önce dediğim gibi. Bunun dışında bir USB bellek takıyoruz tabii ki. Bu 1 GB'dan yüksek olmalı. USB belleğimizi NTFS formatında ise USB bellek PlayStation 4'ümüz görmeyecektir. O yüzden USB belleğimize sağ tıklayıp biçimlendir, yani İngilizce'de formata tıklıyoruz. Burada NTFS defaultmuş mesela, fakat NTFS kullanırsak PlayStation 4'ümü görmeyecek. O yüzden Exped olarak biçimlendiriyorum. Exped olarak biçimlendirdikten sonra biçimlendirdiğim USB belleğime giriyorum. Bir tane klasör oluşturuyorum. Klasörün adı arkadaşlar PS4 olmak zorunda. Sonra PS4 klasörünün içine giriyorum. Tekrar bir klasör oluşturuyorum. Buna da update diyorum. Sonra update klasörünün içine de indirdiğim dosyayı sürüklüyorum. PlayStation 4'ümüzü yedeklemek için ise yukarıdan ayarlara giriyoruz. Aşağıdan sistem, buradan yedekle ve geri yükle. PS4 sistemini yedekleyip bastıktan sonra PS4 sisteminizi yedekleyeceğiniz hard diski seçeceksiniz. Hard diski de az önce USB belleğe yaptığımız gibi NTFS format değil, FATO diski veya XFAT olarak biçimlendirilmiş durumda olmak zorunda. Çünkü NTFS Windows'un formatı olduğu için NTFS formatta bir hard diski görmeyecektir. Ben ortalama 350 GB'lık veri yükledim ve yaklaşık 4 saat aldı. Eğer ki dijital oyundan ziyade kutulu oyununuz varsa bu yedeklemeyi yapmanızı
gereği yok. Zaten PlayStation 4'ün diskini taktığınızda oyunu kurmaya başlayacak. O yüzden sadece dijital oyunlarınız fazlaysa PS4 sisteminizi yedeklemeyi öneririm. Seagate Expansion 2TB'lık model. Tabii garanti belgesi falan da var yanında ama tabii ki garantisi bozulacak. Şimdi bunun içini açacağız arkadaşlar. Şöyle size tam bilgilerini göstereyim, elimdeki hangi model vesaire diye. İçini açmaya başlayalım. Şimdi gördüğüm kadarıyla vida yok. Vidasız bir yapıyla sabitlenmiş. O yüzden şuradan kanıtmaya başlayacağız sanırım. Buradan başlarsak arkadaşlar şu girişe mirişe falan zarar verebiliriz. Büyük ihtimal hard diskin SATA ve güç bağlantıları bu bölümde. Hatta büyük ihtimal değil öyle. O yüzden biz de arkasından, yani şu logosunun olduğu yerden başlayacağız. Şimdi başlayalım bakalım açmaya. Evet, diskimizi çıkardık. Görüyorsunuz tam olarak da almak istediğim model var içinde. ST2000LM003. Yani bunu direkt bu diski harici, bu dahili diski satın alsaydım 350 lira ödeyecektim. Fakat ben böyle harici aldım ve 270-265 lira ödedim. Şimdi bunu buradan çıkarmamız lazım. Bakalım nasıl çıkacak. Vidası falan var mı, ona bakalım. Tabii ki daha riskli fakat daha ucuz bir yöntem. Evet, çıkardım. Şimdi şurada plastik yerleri var. Şu naylonu çıkarmam lazım. Bu vidalanmış mı? Şu yanlarında da tampon koymuşlar. Fakat onlara ihtiyacımız yok. PlayStation 4'ü sehpasından aldım, kablolarını çıkardım, önüme koydum arkadaşlar. PlayStation 4'ün hard diski tam olarak parlak alanda, ön kısımda, yani şurada kendisinde yer edinmiş durumda. O yüzden PlayStation 4'ün hard diskine erişmek için şu şekilde kendinize doğru paralel tutup parlak alanı ileriye doğru ittirmeniz lazım. Bu sayede PlayStation 4'ün hard diskine ulaşacaksınız. Hatta şöyle de yapalım. Sonra bunu ise şu şekilde çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Çıkardıktan sonra zaten görüyorsunuz PlayStation 4'ün hard diski burada. Ben biraz da zoom yapayım. Şurada PlayStation logolu bir vida var. Görüyorsunuz üçgen, kare, yuvarlak. PlayStation 4'ün logosu. Bunu açıyoruz. Vidayı çıkarttıktan sonra zaten tepsi şeklinde bunu kendimize doğru çekersek PlayStation 4'ün hard diski geliyor. HGST marka. 500 GB SATA 3 değil, SATA 2 destekli. SATA 3 olsaydı 6 gigabit per second'a kadar destekleyecekti. Kaldı ki PlayStation 4 de zaten SATA 3 destekli değil. Şimdi bunu tamamen çıkaralım. Kendi hard diskimizi takalım. Hard diskimizi çıkardık aynı şekilde. Bu eskisini alıp yenisini monte edeceğiz. Görüyorsunuz giriş çıkışlar zaten aynı yerde. O yüzden bir problem olmayacak. Yeni hard diskimizi kızağına yerleştirdik. Şimdi ise
bu şekilde tepsiye, bir nevi tepsi gibi sürüklüyoruz. Sonra ise aynı çıkardığımız yeri, yani PlayStation logosu bulunan vidayı, sonra yine kendimize doğru çevirip parlak alanı kapatıyoruz ve PlayStation 4'ümüz hazır. Sonrasında ise hazırladığımız USB belleği cihazımıza takıyoruz. Zaten bir tane USB boş kalmıştı. Bağladıktan sonra böyle bir uyarı geliyor. Tamam diyorsunuz. Şimdi USB belleğimizi görmek zorunda. Evet diyoruz ve PlayStation 4'ün sistemi yüklenmeye başlıyor. PS4 sistemine geri yükle. Burada zaten yedeğimizi görüyor. Bunu seçiyoruz. Geri yükleniyoruz. Ve her şey tamam. Şimdi hemen sistem depolama alanı bölümüne gidelim. Ve görüyorsunuz 1.77 TB. Uygulamaları geri yüklediğim için 295 GB uygulamaların geri geldi. Boş olan ise 1.5 TB'da boş alanım var. Bu arada çıkardığım harici hard diski biliyorsunuz kasası şu şekilde, plastik kasası boş kaldı. PlayStation 4'ün 500 GB'lık hard diskini buna uygulamayı deneyelim. Bakalım başarılı olacak mıyız? Belki bozulur, yani belki çalışmaz ama yine de ben denemek istiyorum. Bunu tam olarak buraya takıyorum. Ondan sonra ise şurada bir tamponları vardı. Boş tamponlar vardı. Onları da buraya vidalamak istiyorum. Evet, tamponlarını da taktık. Şimdi şu alüminyum folyoyu takalım. Nasıldı bu? Böyle miydi? Böyleydi sanırım. Bu arada bu çalışmayabilir, kesin değil ama yine de denemek istiyorum. Hatta bende de çalışacak. Bakalım videonun sonunda görmüş olacağız. Bunu da bu şekilde iyice yapıştırdıktan sonra eskisi gibi, orada kedinin tüyleri de elime yapıştı, kasasına takalım. Şimdi kasası şöyle bir şeydi sanırım. Yazılar düz, aynen böyle bir şey. Yani girişi şöyle değil, yatay olacak. Evet. Bu şekilde bakacak yani. Kablosunu da deneyeyim bakayım. Sorun gözükmüyor. Şimdi ise elimizde halihazırda PlayStation 4'ün hard diski var ve bunu az önce de gördüğünüz gibi PlayStation 4'ün hard diskini harici hard disk kutusuna koymuştum. Şimdi onu taktım fakat bilgisayarımda görmedi. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradan disk management, yani disk yöneticisi gibi bir şey olması lazım Türkçe Windows'ta. Format ve hard disk bölümleri oluştur gibi bir seçenek var. Burada sonra bunu tıklıyoruz. Şimdi PlayStation 4 dün işletim sistemi bu şekilde sürekli bölümleri ayırmış. 420 GB kullanılabilir alan yapmış ve 16 GB işte 8 GB, 1 GB da kendi işletim sistemine ayırmış.
Şimdi yapmamız gereken bu bölümleri silmek. Tüm bölümleri silmemiz lazım. Sadece bir tane havuz oluşturana kadar tüm bölümleri sileceğiz. Bu şekilde tüm bölümleri sildikten sonra sağ tıklıyoruz. New Simple Volume. Buradan ne kadar gigabyte, ne kadar megabyte kullanılabilir diye. Zaten en sona getirmenizi öneririm. Zaten default olarak da böyle. Next diyoruz. Bir tane harf atanacak. Ne atansın? Buna S atansın. Seagate olduğu için. Tamam diyorum. NTFS olarak biçimlendir diyorum. İleri diyorum. Finish diyorum. Ve şimdi harici hard disk olarak PlayStation 4'ümüzün diskini kullanabiliriz. Şimdi bir pencere açılması lazım. Evet. Görüyorsunuz artık PlayStation 4'ümüzün diski burada görüntülenmeye başladı. Şu new volume'u değiştirelim hemen. Ne diyelim? PS4 HDD diyelim. Evet. Peki hız testi yapalım. Bakalım dandik bir hard disk koymuşlar içine. Şuradan Seagate'i seçiyorum. Okuma hızı 108 MB civarı çıktı. Gayet kullanılabilir bir diskimiz oldu. Aynı zamanda USB 3.0 destekli tabii ki. Sonuç olarak arkadaşlar bu videoda biz PlayStation 4'ün kapasitesini 2 TB'a yükseldik. Bu şekilde harici bir hard disk aldık 2 TB'lık. Bunun içindeki diski çıkardık PlayStation 4'e taktık. PlayStation 4'ün 500 GB'lık diski de çöpe atmadık. Onu da bu çıkardığımız harici hard disk kutusuna monte ettik. Ve böylece PlayStation 4'ün 500 GB'lık diskini de taşınabilir diske dönüştürmüş olduk. Peki neden böyle bir risk aldık? Tabii ki daha ucuz, yani daha ekonomik diye. Böylece 70-80 lira cebimizde kaldı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıda yorumlar bölümünde lütfen yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.